Evet arkadaşlar, yaşam bilimi biyoloji ünitemizin test ikisiyle devam ediyoruz. Şimdi aşağıdaki tabloda bize yaşları 30 ile 75 arasında değişen insanlara ait özelliklerin ortalama azalmalarını vermişler. Buna göre diyor tablodaki bilgilerden hangisi doğrudur? Şimdi beraber tabloyu okuyacağız. Önce kalemimizi seçelim. Diyor ki bize tabloda, uyarıların alınması, değerlendirilmesi, tepki gösterilmesi sürecinde duyarlılık artmıştır. Bunu kim düzenliyor? Sinir sistemi. Ve ben sinir sisteminin özelliklerine baktığımda bak, beyin ağırlığı 44 azalmış. Omurilikteki sinir hücresi sayısı %37 azalmış. Sinir uyarılarının hızı %10 azalmış. Bu durumda toplama baktığımızda duyarlılığı artmış mı? Hayır. Aksine ne yapmış? Azalmış. Değil mi? İkinci öncüle gelelim. Metabolizma sonucu oluşan atıklar vücuttan atılmayıp birikmeye başlar. Şimdi metabolizma sonucu oluşturduğumuz atıkları böbrekler oluşturacak. O zaman boşaltım sistemi elemanlarına bakmam gerekiyor. Yani şuraya. Ve ben baktığımda böbrekteki süzülme hızı %31. Böbrekteki süzülmeyi sağlayan alt birim ise %44 azalmış. O zaman evet, vücuttan atılmayıp ne yapacak? Birikecek. Doğru bir ifade. Akciğer kapasitesinin azalması, ki akciğerim %44 kapasitesi azalmış. Egzersiz sırasında maksimum oksijen alınım yüzdesini arttırmıştır diyor. Aksine egzersiz sırasında maksimum oksijen alınım da %60 azalmış. Bu durumda 3. öncülümüz de yanlış oldu. Doğru cevap yalnız 2 olacak. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Pardon. Biyolojinin alt dallarından histoloji alanında araştırmalar yapan bir bilim insanının aşağıda verilen canlılardan hangisini bu araştırmalarında kullanmaması gerekir diyor. Şimdi eğer ben doku bilimine bakıyorsam birden fazla hücreden oluşmasını beklerim. Yani çok hücreli. Bu durumda tek hücreli verilen bir cevap bizim için kullanılmaması gereken canlıyı verecek. Ve ben şıklara baktığımda Euglena'yı görüyorum. Euglena hem tek hücreli hem de neydi? Protista. Hangi canlı alemi içerisindeydi tabii ki de? Ökaryottu. Tek hücreli bir canlıda dokulaşma gözlemler miyiz biz? Gözlemlemeyiz. O zaman hemen devam edelim 3. sorumuza. Şimdi diyor ki bize tek bir atadan bir kültürde üretilen paramesyumun büyüklükleri ve sayıları ile ilgili grafik aşağıda verilmiş. Grafiğe göre hangi yorumlar yapılır? Çevre koşulları her birey üzerine aynı derecede etki etmemiştir diyor. Şimdi baktığımız zaman çevre koşulları, bakın, her bireyin büyüklüğüne farklı etki etmiş. Bak ki ona göre sayılarında değişiklikler meydana gelmiş. Kolonideki bireylerin varyasyon değerlerinin çoğu orta değere yakındır. Varyasyon dediğimiz şey nedir? Tür içi çeşitlilik. Bu durumda modifikasyon eğrisine baktığımda ve bakın bireyler arasındaki değerler orta değerlerde daha çok fazla var. O yüzden doğru olduğu. Büyüklüğü en üç değerde olan bireyler kolonide az sayıda bulunur. Bak, üç değerlerin burası ve birey sayısında en az olduğu yerler yine bunlar olacağı için doğru cevabımız nedir? E seçeneği. 4'e geldik şimdi. Canlıların soylarını devam ettirmek için yeni bireyler oluşturmalarına üreme denir. Eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki çeşit üreme vardır. Bitkilerin bazı türleri eşeyli, bazı türleri eşeysiz üreyebilirken hayvanlarda sadece eşeyli üreme görülür ifadesi yanlış. Çünkü bildiğiniz üzere hidrada ne gözlemleyebiliyorum? Tomurcuklanma, bu da bir eşeysiz üreme çeşididir. Yine partenogenez arılarda gözlemliyorum eşeysiz üreme. O yüzden birinci öncülümüz yanlış. 2'ye geldim. Eşeysiz üremede ana birey kendisiyle aynı kalıtsal özelliklere sahip yavrular meydana getirirken eşeyli üremeyle oluşan yavrular hem anneden hem babadan gelen özellikleri taşır. Çünkü eşeylide iki farklı cinsiyet vardır. Aynı türün iki farklı cinsiyetini gözlemlediğim için ikincisi doğru oldu. Mitoz bölünme sadece eşeysiz üremede, meiyoz bölünme ise sadece eşeyli üremede görülür ifadesi yanlış. Çünkü eşeyli üreme yapan bireylerde meiyoz, döllenme ve gelişme evreleri meydana gelir ki bu evreler sırasında mitoz bölünmeyi de gözlemleyebiliyorum. O yüzden doğru cevabımız ne oldu bakın? Yalnız 2 olacak.
Hemen devam ediyoruz. Canlıların ortak özelliklerinden olan büyüme, bazı organizmalarda sitoplazmanın hacimce ve kütlece artışı, bazı organizmalarda ise hücre sayısının ve hacminin artışı diyor. Hacimce ve kütlece artış, tek hücreli canlılarda, hücre sayısının ve hacminin artışı ise çok hücreli canlılarda gözlemlediğimiz bir durum. Aşağıda bazı canlılar numaralarla verilmiş. Bana diyor ki, numaralandırılmış canlıların hangilerinde büyüme sitoplazmanın hacimce ve kütlece artışıyla gerçekleşir? Yani sana tek hücrelileri bulmanı istiyor. Bak, Euglena tek hücreli ve yine bakteri nedir? Tek hücreli canlıdır. Hacim ve kütlece artışla meydana getirecek. Bir kelebek, çok hücreli mantar, kedi, balık, kuş, salyangoz, bakın bu canlıların hepsi çok hücreli canlılar ama 2 ile 8 tek hücreli. Yalnız Euglena nedir? Ökaryot, bakteri prokaryottur. Onda bir sıkıntı yok. Hemen 6'ya bakalım beraber. Ototrof ve heterotrof canlıların özelliklerinde aşağıda verilenlerden hangisinin sentezi gerçekleşmeyebilir demiş bize. Şimdi bakın, ototrof kendi besini kendi üreten, heterotrof dışarıdan alan canlılardır. Ve bu canlılarda RNA sentezi, ATP, protein sentezi, enzim sentezi hücrelerinde gerçekleşmek zorunda. Ancak DNA sentezi gerçekleşmeyebilir. Örneğin bakın, çizgili kas hücrelerin bölünebilme özelliğine sahip değil ve DNA'nın sentezlenmesi için hücrenin kendisini eşlemesi, yani bölünmesi gerekmektedir. Ya da olgunal yuvar hücreleri bakın DNA sentezi yapmayabiliyor. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacak. 6. sorumuzu da çözdüğümüze göre 7'ye bakalım. Tüm canlılarda hareket görülür. Bazı canlılarda yer değiştirme şeklinde, bazılarında ise durum değiştirme şeklinde gerçekleşebilir diyor bize. Şimdi buna göre yer değiştirme ve durum değiştirmeyi bulalım diyor bize. Amip, Euglena, paramecium, kamçı, sil, yalancı ayak kullanılmasıyla hareket ettirmesi yer değiştirmedir. Yani aktif hareket edecek. Üreme hücrelerinin bazı uyarılara karşı kamçılarıyla hareket etmesi, ki mesela spermin yumurtaya hareketi kemotaksistir, kamçısıyla yapar. Yine bakın, yer değiştirme hareketi olacak. Bitkilerin köklerinin su ve yer çekimine doğru, gövdesinin ışığa doğru yönelmesi durum değiştirme. Bazı bitkilerin sıcaklık ve ışık etkisiyle yapraklarını açıp kapatması yine bir durum değiştirme hareketidir. O zaman doğru cevabımız A seçeneğinde bize verilmiş. Hemen 8'e bakalım. İhtiyaç duyduğu besinleri kendi üretebilen canlılara ototrof, besinleri dış ortamlardan hazır olarak alan canlılar ise heterotrof denir. Bazı canlılar ise hem fotosentez yaparak kendi besini üretir, hem de bazı besin çeşitlerini dış ortamdan hazır alır. Bu tür canlılara miksotrof denir. Aşağıda verilen canlılardan hangisi miksotrof canlıdır diye sormuş. Yani dışarıdan besini hem hazır alsın, hem de kendi besini kendi de sentezleyebilsin diyor bize. Baktığımız zaman siyanobakteri ototroftur. Volvox coli ise alglerin bir araya gelerek oluşturduğu topluluklardan bir tanesidir. Onlar da fotosentez yapar. Yarı parazit bitkiler fotosentez yaparlar. Sadece su ve mineral ihtiyacını dışarıdan sağlarlar. Yani bu da fotosentetiktir. Yine algler bakın fotosentetiktir. Ancak Euglena gündüz ışık sayesinde kloroplastıyla besin sentezler. Akşamları ise fagositoz yoluyla ağızlarıyla besinleri dışarıdan hazır alacaklar ve bizim aradığımız cevap da C seçeneği olacak.